Aha. Bugün kabul var mı yok mu? Yok bugün ertege kaldırılığı da kaldırılığı. Yok ertege kaldırılığı geldi ki bu iç. Bir orta çoğuyla resmi münasebet bergen misin la? Ağzı verdiremiz değil mi? Yendi mi? Çünkü fukaralı yırtamandan beri sarsondu bana. Biz abilen tırttı. Hazıran bana 5'te 10'ta tadbirkar tırttı. Fukara tırttı. Ya hazır bu boşanlar buladı. Benim yüzümü öldürem ağıda kalır. Kayda buladı? Hakimiyette mi? Ya o şey. Nasıl var orada? Ya siz bilen kuruş imkaniyeti var mı? Hakim bu. Buradı. Buradı. Öldü. Öldü. Kuruşumuz nasıl? Kaç yada katke var? O simgen önüne kim bakladı? Bekmurası da. Dev Bekmurat aka, ha, siz bilan ko'rishmoq chiman. Hokim bu? Ha, sizga olib kelmadingmi o'zi? Bo'ldi, xo'p aka. Yo, agar paxta punktida bo'lsangiz boraman. Xo'p. Davlat rahbari tomonidan hokimliklarga juda ham katta ishonch bildirib kelmoqda. Tuman hokimlari haqida bekorga gap boshlamadik. Kuni kecha Namangan viloyatiga tashrifimiz jarayonida Chust tuman hokimi Baxtiyorjon Salimjonov haftaning seshanba kunlari fuqarolar uchun qabul o'tkazish haqida xabar topdik. Lekin manzil aniq emasligi sababli tuman hokimi o'zlari bilan telefon orqali bog'landik. Tuman hokimi esa qabul kuni boshqa kunga qoldirilganligini aytib, ommaviy axborot vositalari va fuqarolarni chalg'itmoqchi bo'ldimi? Aspekt 24 hamda Milliy 24 jamoasi qidirib qabul bo'layotgan manzilga bordi. Ko'plab fuqarolar esa boshqa manzilda sarson bo'layotgan vaqtda tuman hokimini 2 nafar o'rinbosari 15-20 ga yaqin fuqaroni qabul qilib o'tirganini guvohi bo'ldik. Nega tuman hokimi Baxtiyorjon Salimjonov bizni va murojaatchilarimizga yolg'on ma'lumot berdi? Davlat rahbarimiz tomonidan ochiqlik siyosati qo'llab kelayotgan vaqtda Chust tuman hokimi ushbu siyosatga qarshimi? Holat yuzasidan tegishli mas'ul xodimlar qimmatli vaqtlarini ajratib, o'rganish olib borishi hamda yolg'on gapirgan hokimga nisbatan qonunda belgilangan tartibda chora ko'rishlarini so'rab qolamiz.